Tam iki günün ardından yüz binlerce kişinin beklediği o video sonunda geliyor. Bugüne kadarki en efsane teori videosu olacak. İlk gün tam video çekerken elektrik çortladı, bütün video yandı. Sonraki gün uyuyakaldım. Ama güzel bir yanı oldu. İki gün boyunca o kadar çok detay baktım ki daha fazla, daha geniş bir video yapmaya çalıştım. Daha fazla araştırma yapabildim. Ve beynim yandı. Çok fazla detay var bu videoda. Çok fazla teori var, detay var. Sadece gizemler bile not aldığım kadarını unutmazsam çok fazla gizem var. Eminim fark etmediğiniz bir sürü detay var. O kadar çok kez izledim. O kadar çok yorumlara baktım, o kadar çok editlere baktım, o kadar çok bilgi aldım ki. Direkt başlayalım bebeğim. Bu video biraz uzun olacak. Bugüne kadarki en sağlam ve çok fazla teori tutturmuşuz arkadaşlar. Oğlum bu saç niye böyle ya? Dur şunu gelin ıslatalım. Aa, pantolonu da ıslattım. Hani bazen yurt dışındaki teorilerle böyle benzer teoriler geliyor ve diyorsunuz ya, abi yurt dışındakilerle benzer teori yapmışsın diye. Ama bilim adamı tuvaletin TV man teorisi, daha önceki pompalı kameraman teorisi ve tabii ki RGB teorisi, bunları hiçbir yerde göremeyeceğiniz teorilerdi. Ve o teorilerden birisi bu videoda jortladığı TV man teorisi. Neyse, hemen başlayalım. Öncelikle ana başlıkları konuşalım. TV Man'lerin yapımında gerçekten bilim adamı Toilet rol aldı mı? 3-4 bölüm önce şüphelenmeye başladığımız gibi Duff'u gerçekten en başından bizi kukla gibi mi kullandı? Hadi başlayalım bebeğim. Başlıyoruz bebeğim. Bu bölüm bir şaheserdi. Bu bölüm mükemmeldi. Bu bölümü imzayı hatırlarsanız en son bu tarz bir yerde kalmıştık. Ve burada bazı hayaletler görmüştük geçen bölümde. Hayaletleri tekrar göreceğiz. Her şey kayıttadır inşallah. Bu video yine bugün biraz geç gelecek. Beynim yandı arkadaşlar bu aralar bir tık. Bodoslama giriyorum. Burada bir ses duymuştuk. Demiştik ki ulan ne olay ki oralarda. Bir alarm sesi duymuştuk. Aynı diğer bölümdeki gibi karanlıktaki. Ve bakın burada bazı hayaletler görmüştük. Bu hayaleti çok fazla edit yapıldı. Hatta ben TikTok'ta paylaştım. Ve hatta ben toplulukta paylaştım. TikTok'ta beni etiketlediğiniz editlerden birisinde bunlarca ve sim kameraman olup olamayacağı yazıyordu. Ona topluk atmıştım acaba diye. Arkada bir hayalet daha vardı. Ve burada o merak ettiğimiz kişiyi gördük. Bu kim ulan bu kadar ses çıkarttı derken burada şok edici bir şey gördük. İlk kez Skibidi Toilet tarihinde ilk kez kameramanlar yem olarak kullanıldı. İlk bunu tepki videosunu izlerken demiştik ki oha lan kankimiz mi orada yoksa? Ama fakat ölü gibi duruyordu. Meğersem arkasından Mafya Toilet onu bir canlı bomba olarak kullanmaya başlamış. Bu ne lan? Bu çok acıklıydı ve biliyorsunuz Skibidi Toilet'te eğer yeni bir şey olursa bunun devamı gelebiliyor. Bu şu demek olabilir. Maalesef ileriki bölümlerde kameramanlar tuzak olarak kullanılabilirler. Ve arkasında bir bomba var. Bu bombayı bazılarınız hemen teori, teknik, analiz, yorumlarınız kısmına hemenden girelim arkadaşlar. Bazılarınız demiş ki bu acaba Godzilla easter egg'i vardı hatırlarsanız. Godzilla'ya özel bir bölüm yapmıştı Dafuk amucacığımız. Acaba demiş ki buradaki şey mi? Yani böyle bir yorum gördüm, o yüzden göstermek istedim. Bu teori falan değil. Olabilir yani, fantezi. Derken bir dakika. Ve bakın çok garip bir şey. Hayvan gibi asit güncellemesi almış. İçimizde bir patlama oldu. Mafya Toilet uzun zaman sonra aramıza girdi. Teaser gunlarımızla onlara saldırıyoruz. Oha sesim ne kadar çok bağırıyorum lan. Şişe titriyor. Bu bölüm o kadar hızlı oldu ki her şey bak. Aşağı iner inmez birebir manipüle etmeye çalışıyoruz fakat burada bir tane avı yakaladı. Bu kameraman o kadar delikanlı bir kameraman ki bakın. Speakerman burada gözlerinin çaranın hançeri gibi sapladı onu kör etti. Ve burada bakın ulan dedi ki çünkü bakın az önce patlayan şeyler kameramanla birlikte iki tane burada da var. Yani aslında bu kendisi de bir canlı bomba. Bu bir kamikaze Mafya Toilet ve hayvan gibi güncelleme almış, ahtapotlar almış. Fakat buraya ölmek için inmiş, yok etmek için inmiş bunları. Bunu fark eden kameraman, delikanlı kameraman arkasına bakıyor, arkadaşlarına bakıyor. Diyor ki soluma çocuğuma selam söyleyin, ben gidenzi akanzi diyor. Ve Mafya Toilet'e sarılıp Allah diye çukur aşağı atlıyor, kendini feda ediyor. Rest in peace. Saygıdeğer kameraman. Eğer o burada patlasa yüksek ihtimal alfa kameraman ve herkes jortlayacaktı arkadaşlar. Ve bakın burada pompalı kameraman diyor yapma diyor ama bir delikanlı daha, bir yiğit daha bu şekilde gidiyor. Ve o müzik tekrar başlıyor. Yerden rahmetli olan kameramanın silahını aldık. Asansör sonunda bir yerlere gidiyor. Speaker woman, speaker man. Tek tek bakın insanlara yardım ediyor fakat bu çok garip. İnsanlara yardım ederken pompalı kameramana yardım etmedi. Pompalı kameramanda bir Wolverine güncellemesi gördük. Bak oraya baktı ve aşağı indi diğer kameramanı alırken bu diyor ki başlarlar ulan diyor ben kendim çıkacağım diyor. Yukarı çıktığı zaman bu arada asansörde jortladı maalesef. Burada bakın speakerman diyor ki kardeş gel bakalım diyor fakat de git lan işine diyor. Neden böyle mi diyor? Çünkü hatırlarsanız Skibidi Toilet bölümü 69 part 1'de şöyle bir sahne görmüştük. Kameramanlar kaçarken biliyorsunuz pompalı kameraman onların komutanı gibi bir şey. Speakerman önceden uçabilmişti çünkü jetpack'i var.
Demiş ki dur kardeşim, orada bizim aslanlarımız var, yiğitlerimiz var, onları kurtarmalıyız. Arkasından Krueger geldi, Freddy Krueger katil. Fakat Speakerman kimseye sormadan kapıyı kapattı ve üzgündü, mahcuptu. Alfa kameraman dedi ki ağzını... Ciğerini sökerim lan senin dedi. Sen dedi nasıl benim askerlerimi orada bırakabilirsin lan dedi. Sinirlendi. O yüzden burada ona güvenmiyor ve hala siniri devam ediyor. O yüzden senin yardımına ihtiyacım yok dedi burada. Yol al kardeş dedi. Yol al aslan parçası dedi. Elimiz kolumuz tutuyor. Allah'a şükürler olsun dedi. Burada Duff'un ajanını görüyoruz ve bir tanecik sadece şey normal kameraman kaldı. Gece görüşünü göreceğiz birazdan. Pompalı kameraman birazcık sinirli. Skibi toiletler görüyoruz etrafta. Kimse kimseyi görmüyor. Ve burada yeni bir teknolojiyi fark ettik. Kameramanlar burada gece görüşü açabiliyorlarmış. Night Vision Online. Gece görüşü açıldı. Burada nöbet tutan skibili toiletler, bunları arıyor. Bunlar gizli gizli bakın. Sonunda buraya girmeye çalışıyor. Bu logo hatırlarsanız biz bunu bir ara Dafoe'a benzetmiştik. İlk çıktığında Hitler. İlk çıktığında burada Nazi logosu vardı. Yani anarşiyi temsil ediyordu. Aslında siyasi teoriler de olacak burada. Çünkü bence var arkadaşlar. Anarşi, sosyalizm tarzı göndermeler de var bence. Bazıları onları temsil ediyor. Devam! O Duff'a benzeyen logo ileride işimize yarayabilir ve bakın burada koşa koşa Duff'ın teknolojisini kullanarak ilerliyoruz. Burada da bir kod gördük fakat bu kodu yabancılara da baktım, yorumlarınıza da baktım. Bazıları demiş ki burada fena bir saldırı dönüyor. Bu kodda bakın burada bir şey yazıyor arkadaşlar. Biraz zor durdurması, burada çok az duruyor. Tesla Labs yazıyor, burada CL900 gibi drone tam durduracağım. Orada bir bölüm yazıyordu. Ben baktım o bölüme, bakın C33A yazıyor arkadaşlar burada. Tesla C33A. 33. bölümdeki bir easter egg mi bunu bilmiyoruz. Baktım sadece orada YouTube patlatıyoruz. Onunla ilgili bir şey olabilir. Tesla laboratuvarı 33 gibi bir anlamı var. Yoksa YouTube'a yazdığımız anda çok olmamak ama bu bence ileride işimize yarayacak bir şey. Test laboratuvarı burası arkadaşlar. Oraya doğru ilerliyoruz. Ve bakın buradan da şunu anlıyoruz. Buraya Duff'un teknolojisiyle birlikte girdik. Ve Duff'un veya işte yönetim paneli olan bir yer ve iki tane kapısı var. Burası önemli bir yer. Yani burası artık önemli bir kademeye ilerledik. Devam ediyoruz. Duff'un ajanına tek tek Duff'un verdiği teknolojisiyle bütün panelleri manipüle ederek açabiliyor ve spoiler'ını hatırlarsanız bunu paylaşmıştık, bunu görmüştük. Bununla ilgili şöyle de garip bir şey var arkadaşlar. Bakın Skitoid bölüm 16'da bu kapılar tehlikeli, garaj kapısı gibi. Birazdan bu olaya bayağı bir detaylı gireceğiz zaten, merak etmeyin. Bakın Skitoid 16'da yine bu tarzı kapıya giriyordu. Bu kapılar birazcık önemli bence arkadaşlar. Garaj tarzı kapılar. Devam ediyoruz bebeğim. Ve bu kapıyı açtığımız zaman şokelli olduk arkadaşlar. Burada çok fazla şey vardı. O kadar çok şey vardı ki. Etrafa baktığımız zaman neler neler var bak. İçeri girdik. Şimdi buraya nasıl girdik? Burayı nasıl biliyorduk? Bilmiyoruz. Buraya bizi Duff'un ajanı kapıları açarak bizi buraya getirdi. Duff onu buraya getirdi. Kukla teorisi devam ediyor ve yüksekmen o da tuttu zaten artık. Burada çok fazla şey görüyoruz. Burada sanki Speakerman'in bıçaklarından birisini görüyoruz. Burada da bir bakın mızrakımsı bir şey var. Burada çok net gözükmüyor. Birazdan onu eline alacağın Speakerman göreceğiz. Burada bir ahtapot kolu görüyoruz. Ahtapot kolunu şu bölümde görmüştük efendim. Tek tek bakın bunları sizler için buldum arkadaşlar. Ahtapot kolu burası bir müze gibi. Burası bir test laboratuvarı gibi. Burası sanki bir böyle düşman Almanlardan alınan, kendi askerlerinden alınan teknolojilerin stoklandığı bir garaj ve onların teknolojisini çözmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum burada ben. Hani sanki bunları almışlar çünkü biliyorsunuz bir asker öldüğü zaman, esir düştüğü zaman hemen onun tam tersi bir teknoloji, daha güçlü bir teknoloji geliyordu. Bu çakallar burada Aliens grubunun yani kameramanların polis gibi görebiliriz Aliens'ları, military. Yani iyi tarafta olduğunu tahmin ettiğimiz korumacı güçlerin teknolojisini çalıp onun üzerine çalışmaya çalışıyor. Teröristler gibi düşünebilirsiniz. Dostlar ve teröristler gibi. Bölüm 44'te bu ahtapot kollarını görmüştük. Sanıyorum arkadaşlar bunlar o ahtapot kolları diye düşünüyorum. Burada TV Man o kolları cortlatmıştı. Bir anı müzesi gibi. Burada büyük bir kılıç var. Bu büyük kılıçla ilgili bazı teorilerimiz var efendim. O teorilerden birisi Skitoid bölüm 65'te hatırlarsanız Boss Skitoid'in fake Boss Skitoid'in gözüne Speakerman öyle bir sokuyordu ki onu hatırlarsanız bakın şurada bir yerde. Bakınız burada taktik kamera içinden geçtiği an Lubabs diye burada bıçak sokuyordu. Ve şöyle de bir bölüm daha var. Bakın burada bir kılıç var ya abi hiç benzemiyor, alakası yok ya. Yabancılarda gördüm bu teoriyi, o yüzden paylaşıyorum biliyorsunuz. Yabancılarda aldığım zaman yabancıların teorisi diyorum. Bu kılıcın Speakerman'in kılıcı olduğunu söyleyenler vardı fakat abi alakası yok. Bak burada daha net gözüküyor. İmkansız bir şey. Bu yeni bir asker olabilir. Titan. Aa bak mesela Titan TV Man'de bir kılıç var ya, onun upgrade'li versiyonu. Acaba Titan TV Man'de önceden böyle bir kılıç vardı da onu upgrade mi ettiler? Bu önemli bir gösterge.
Şurada da bakınız arkadaşlar, şu hatırlarsanız bir önceki bölümlerde Dafu fabrikaya girmiştik, bir bilgisayar eklemişti, o tarz bir bilgisayar görüyoruz. Bunu çoğunuz hatırlamıştır. Squidward bölüm 22'de bu askerleri görmüştük. Anlaşılan bilim adamı Squidward veya anarşik gruplar, terörist diyebileceğimiz karşı taraftaki kötü gruplar bunu almışlar teknolojisini incelemek için. Buraya koymuşlar. Yukarıda çok ilginç bir şey var, bakın burada Titan kameramanın kolunu görüyoruz ula. Şimdi burada iki tane teori var, hatırlarsanız bir kere bomba yediği zaman Titan kameramanın kolu cortlamıştı. Ve Squidward bölüm 20'de İlk Titan TV kameramanı gördüğümüz bölümlerden birisi buydu. Ve bakın burada kolu tam bir şekilde jortlamıştı. Burada acaba kolunu mu çaldılar? Hatırlarsanız buradan sonra zaten Deligio upgrade'leri aldı. Elinden blaster'ı atmaya başlamıştı. Ve bu da bence Titan kameranın kolu ve like yapıyor. Veya herhangi patlamadan da çalmış olabilirler. Burada bir reaktör gibi bir şey var. Bu çok garip arkadaşlar. Bu bir jetpack diyenler olmuş. Değişik bir şey. Evet, bu bir jetpack olabilir. Bir reaktör de benziyor. Ve burada gene Speakerman'in, ve bakın bu da Speakerman'in yüksekmel büyük kolonlarından birisi olabilir, onu da çalmak için buraya almışlar. Bu da Rambo tuvaletin veya gözlüklü bazı Squidward'lar var ya, onlardan birisinin gözüne benziyor derken şimdi asıl yere geliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa bir yere gördük, çalışma masası var orada. Oraya geldiğimiz zaman şok olduk. Evet, şimdi videonun sonuna doğru asıl teorileri paylaşacağım. Şimdi buradan analizlere devam edelim. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın burada Squiddy projesi gibi bir şey var. Burada Squiddy Bop Bop Bops diliyle olduğu için bunu okumamız imkansız. Çünkü Squiddy Bop 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 Yes yazıyor baktığınız zaman. Kimileri Latin alfabesi abi, kimileri Yunan alfabesi. Bunu kodlamaya çalışamam demiş. Ben kripto kodlama diye bir şey var ya, kripto şifreleme, kripto çözümleme. Onunla birkaç araştırma yaptım. Birkaç kripto yöntemleri var. Mesela işte ABC ya. Her harfi alfabenin 3 harf sonrasına göre okuduğunuz bazı kripto şifreleme yöntemleri var. Veya alfabenin her harfinden bir önceki harf, mesela işte atıyorum bu B ise A diye okuyorsunuz. O yüzden burada BCD yazıyor. Aslında onu ABC diye okuyorsunuz. Fakat onlardan hiçbirisi burada yok. Çünkü bakın beep, skibidi bop bop bop, yes yes, skibidi bop, bae ye ne ne ne. Bu tarz bir şey var burada. Sanki karakteristik bir konuşma geçiyor burada. Om ye ye diyor burada da. Şimdi burada 2 tane, 3 tane, 4 tane, burada çok fazla teoriler var. Bu bir konuşma mı? Yoksa bu bir seçim mi? Hani şey gibi mi? Seçenek gibi mi? Skibidi diye bir konsey var. Büyük bir konsey, büyük bir oluşum. Ve bu oluşum bilim adamı Squidward bunun ortaklarından birisi ve bakın burada astrotoidler var. Ne demiştik? Astrotoidler büyük güçlerden birisiydi. Ve bu gene teorimiz diyor. Astrotoidlerin ana bir güç olmadığını tahmin ediyorduk başından beri ve gerçekten artık o da bir ana güç. Yine RGB teorisine geldik. Aa, burada bazı şeyler yapmıştık, onlar gitmiş. Neyse. Biliyorsunuz arkadaşlar, ilk defa izleyenler için RGB teorisi bizim seriyi anlamamızda, daha iyi yapbozu çözebilmemizde ve bazı teorileri tutturmamızda işe yarayan bir algoritma. Genel olarak buna bir teori de diyebilirsiniz, bir matematik, bir formül de diyebilirsiniz. Astrotoidler bu olayımız doğru oldu. Hala bu renkte mi değil mi, buna dair de birkaç tane tüy aldık. Bakın gözleri kırmızı arkadaşlar. İkisinin de gözleri kırmızı ve garip bir şey, bilim adamı Squidward'ın arkasında böyle bir dairesel bir şey var. Sanki bir güneşin önündeymiş gibi. Sanki bir bayrak olabilir, bir pervane olabilir, güçlü bir şey. Şimdi Squidward'larda, bilim adamı Squidward burada seçilmiş bir kişi olabilir. Ortaklardan birisi olabilir veya çok büyük bir güç var. Bu enerjiyi kontrol eden güçlerden birisi. İleride yüksekten bunu görebiliriz ve belki de bu çok düşmansı bir şey olmayabilir. İçimizden biri de olabilir. Burada sanki bilim adamı Squidward'ın yetenekleri ve astrotoid yetenekleri yapılmış gibi gözüküyor. Şu da bir teori aslında. Kameramanları bitirmek için yapılan iki tane asker veya ordudan veya generalden birisi mi bunlar acaba? Mesela bilim adamı Squidward ve Astrotoid. Çünkü biliyorsunuz bunlar çok iyi anlaşamıyor, sanki rakipler gibi. Astrotoid bilim adamı Squidward'ın ordusundakileri taktik diye tokatlamaktan çekinmiyor. Bilim adamı Squidward ile Astrotoid hiç karşı karşıya gelmedi. İlerleyen bölümlerde yüksekten bunların karşılaşmasını görebiliriz. Biri hesaplaşmasını görebiliriz. Belki bu bir savaşa bile dönebilir. Fakat buradan şunu anladık. Daha da detaylı konuşacağım, merak etmeyin. Teori kısmında videonun sonuna doğru daha fazla konuşacağız. Astrotoid burada önemli bir güçlerden birisi. Bunu anladık ve farklı bir teknoloji, kusura bakmayın. Çok önce gazım geldi. Devam ediyoruz. Ve bakın buna çok detaylı bir şekilde bakıyoruz. Bu Squiddy bir proje olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Squiddy projesi. Hatırlarsanız bak size ne demiştim. 70. bölümde bütün olaylar patlamaya başlayacak ve gerçekten artık yani her şeyimi tutuyor. Ve evet, asıl olaylardan birisi. Şimdi bunu hemen direkt Türkçe'ye çevireceğiz. Alpha Hills Labs, Gersnev Administrator. Diyor ki Alpha Hills Laboratuvarı yeni bir yönetici geldi. Ve bakın bu da Dafuk. Dafuk'un karşısında M09 dediğimiz. Ve hatta biliyorsunuz bununla ilgili de seri ilk çıktığından beri 4-5 aydır. Neredeyse 5-6 ay öncesinden beri Dafuk M09'u çok fazla kullanmayı seviyor arkadaşlar. Bunun hakkında da belki detaylı bir video yaparım sizlere. Yabancılar da biliyorsunuz bunun hakkında Türkiye'de teori videoları yapıldı. Direkt ama yabancıların kopyası şeklinde
hakkında yapıldı. Belki kendi teorilerimizi katarak kendi perspektifimden bunun hakkında bir video yapabilirim. Bu teoriyi detaylı bir şekilde yapan Izotolik diye bir kanal vardı. Türkiye'deki herkes gitti onu direkt metnini kadar aldı. Kendilerinden bir şey katmadan. Biliyorsunuz ben bunu çok sevmediğim bir şey. Hatta direkt bence ayıp bir şey. Birebir alıp benim diye vermek. O yüzden M09 teorisine bize yakışmaz o tarz bir şey. O yüzden M09 teorisine yurt dışındaki teorileri, kendi teorilerimi topladığım sıfırdan bir teori videosu belki gelebilir. Fakat burada şimdi şöyle de bir şey olabilir. Gerçekten çok hızlı anlatayım. Daha önceki serilerinden birisi M09 ve Dafuk'un benzer yerlerde olduğu ve portalın olduğu vesaire bu tarz bir animasyon vardı. Acaba Dafuk en başından beri bunu planlıyor mu? Bu akla gelmişti. Acaba bunların bir bağlantısı var mı? Bunun hakkında bir teori videosu gelebilir. Fakat bakın bu tabloya baktığımız zaman çok garip şeyler görüyoruz. Bu arkadaş M09 diyelim biz şimdilik buna. Belki de burada M09 olarak da olmayabilirim arkadaşlar. Çünkü Dafuk'un çok fazla videosunda M09 var ve bu karakteri kullanmayı seviyor. Belki cidden bağlantısı da olmayabilir. Çünkü serideki çoğu karakterler G-Man şu bu komikli animasyonlarda da kullanıldı. Yani adam bunları kullanmayı seviyor. Bir bağlantısı da olabilir, olmayabilir. Bunun hakkında dediğim gibi detaylı bir araştırma isterseniz yapabilirim. Fakat buradan şunu anlıyoruz. Bu arkadaş serinin ilerleyen zamanlarında bolca burada gözükecek. Burada sanki bir genel müdürmüş gibi. Bakın arkada bilim adamları var. Dafuk burada yönetici, gene bir bürokrat gibi, bir memur gibi. Bu da sanki bir müdür, bir genel müdür gibi. Ve bakın burada şey diyor. Government sponsored underground. Burada diyor ki hükümet yer altındaki bir laboratuvara bir administrator, yeni bir administrator, yeni bir yönetici atadı diyor. Ve burada diyor ki details and reasons, yani detaylar ve sebepler, anlaşmalar ve sebepler diyor. Yani ne için oldu diyor, bir gizlilik içerisinde olacak diyor. Yani basına sızmamış. Fakat burada bir haber gibi görüyoruz. Belki şirketin içindekiler için, belki bir gazeteye çıkmış bir pandaki bir haberdir. Bunu bilmiyoruz. Fakat bu da çok garip bir şey. Gene Dafuk bize bir tarih veriyor. Bu çok çok deli bir olay arkadaşlar. 0207-1979 diyor. Bu ne biliyor musunuz? 0207-1979. Şimdi biz Türkler olarak bunu şu şekilde anlayabiliriz. 2 Temmuz gibi anlayabiliriz. 02 Temmuz 1979 gibi. Fakat biliyorsunuz Amerikalılar arkadaşlar bunu şu şekilde okuyabiliyorlar bazen. Ay gün yıl olarak. Ay gün yıl olarak okuduğumuz zaman 02 yani Şubat'ın 7.si oluyor. Ve çok garip. Skibidi Tuvalet bölüm 1 7 Şubat 2023'te yayınlanmış. 7 Şubat. Skibidi Tuvalet'in ilk bölümünün yayınlandığı güne burada bir gönderme var. Ve şimdi bakın arkadaki kamera, arkadaki tipleri de önceden bazı videolarda görmüştük aslında. Bakın şimdi bu videoya bakalım. Skibidi Tuvalet bölüm 16. Bakın burada bir bilim adamı Skibidi Tuvalet görüyoruz ve bu bilim adamı Skibidi Tuvalet aslında buradaki bilim adamı Skibidi Tuvalet. Bakın bir bilim adamı Skibidi Tuvalet daha gördük. Çok benzemiyorlar mı arkadaşlar? Daha önce aslında bunları bilim adamı Skibidi Tuvalet'in yanında görmüştük. Ve bakın Skibidi Tuvalet bölüm 68 part 2'de gene bosumsu bir bilim adamı görmüştük arkadaşlar. Bir Skibidi Tuvalet görmüştük ve bakın bu tip sizce kime benziyor burada? Aslında şu çok benziyor herkese ya, bak çakal. Ve bunlar da mutsuz gibiler. Şimdi yine dur, teori anlatmaya gidelim. Hepsini videonun sonuna saklamayalım arkadaşlar. Burada bir memnuniyetsizlik var gibi, anladın mı? Bu of diyor, bunu yapmamalıydık diyor. Ve sanki çok da mutlu değil bakın buradaki M09 veya genel müdür. Buna müdür diyelim mi? Bu müdür çok burada şey değil. Bunlar böyle yapmamalıydık. Sanki gizli bir iş çeviriyorlar ve bakın arkadaşlar Dafuk'u devlet atamış. Devlet yer altındaki bir laboratuvara bir yönetici atıyor ve sebeplerini söylemiyor. Yani orada bir deneyler olduğunu biliyor. Acaba devlet, oradaki hükümet şunu mu anladı? Ulan burada bir çakallık dönmeye başlıyor. Biz bunların başında bir tane bilim adamı, bir dahi atayalım da kontrol etsin etrafı. Hani çakallık yapmasınlar. Peki o zaman Dafuk da mı işin içindeydi? Yoksa Dafuk oraya yönetici olarak atandığı zaman aslında Skibidi Tuvalet virüsü, şimdilik virüs diyelim ona, ortaya çıkmış mıydı? Bunlar ne amaçlıyordu? Dünyayı ele geçirmeyi mi amaçlıyorlardı? Anarşi biliyorsunuz bunlar. Bir virüs çıkartıp Skibidi Tuvalet virüsüyle dünyayı ele geçirmeyi planlıyorlardı da bir anda işler yolunda gitmeyip bu bir mutanta, bir ucubeye mi dönüştü bu proje? Belki de ucubeye dönüşmemiştir. Biz en başında ucubeleri görmüşüzdür. Bölümler ilerledikçe belki de daha dahice, daha zekice şeyler göreceğiz Skibidi Tuvalet'lerin içinden, ki bilim adamı Skibidi Tuvalet bunlardan birisi. Komik bir tuvalet aslında. Yaşlı bir tuvalet fakat çok zeki. Devam edelim, teoriler devam edecek. Görmediğimiz yerleri yapalım, videonun en sonunda detaylı bir sürü konuşacağız. Şimdi bakın. Ve burada şok oldum ben arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim böyle bir teorimiz vardı. Hemen o videoyu bulayım. Tam olarak burada. Duymadınız bakın hiç, ne yabancılar var. Hatırlarsanız biz diyorduk ki TV-menler ihanet mi etti? Hiç duymadınız bakın, hiç ne yabancılarda duydunuz ne farklı bir yerde duydunuz. Çok ayrı bir teoriyle geliyorum ve what the fuck olacaksınız? What the fuck'lar yapacaksınız ve artık bu şekilde bu hikayeye bakacağız. O editler gelsin artık, bebeğim diyeceksiniz. Ve bence çok doğru bir teori. Bilim adamı Skibidi Tuvalet. Bu arada bu bölüm arkadaşlar Titan kameraman gerçekten öldü mü Skibidi Tuvalet? Bölüm 67 part 2 teori videosu. 11. dakika 15. saniyeden falan bilim başlıyor. Bence TV-Man'in ışığını çalmadı. Zaten TV-Man'lerin üreticisi bilim adamı Skibidi Tuvalet olabilir. Gerçekten olabilir. Bir de böyle düşünün. TV-Man'ler bu... Acaba... Evet, burada bilim adamı Skibidi Tuvalet'in base'inde diyebileceğimiz bir yerde üzerinde TV logosu olan ansiklopedi gibi kitaplar gördük. Ve şurada da garip bir şey var arkadaşlar, bakın. Buraya baktığımız zaman bu kitaplar... Bu
bu şekilde duruyorlar. Oraya bakmıyoruz ilk etapta biz. Fakat Duff'un ajanı olan kameraman bir bakıyor. Ulan diyor, bunlar TV kitabı değil mi lan? Ne? Işınlar, kutsal bir güç mü? Bakın bir kutsal kitap gibi arkadaşlar bu sanki. Ne diyorduk başından beri? TV-menler bir ırk, kutsal bir ırk olabilirler arkadaşlar. Ve bunların da üreticisi bilim adamı gibi tuvalet mi? Veya onda yer mi aldı acaba? Şu an öyle gözüküyor. Nasıl olabilir la böyle bir şey diyor. Bu kitapların içinde ileride kim bilir neler neler göreceğiz arkadaşlar. Belki de RGB teorisini bu kitaplar açıklayacak ve sonra bu teoriyi daha da genişleteceğiz. Biz şimdilik bunlara RGB'nin kutsal kitabı diyebiliriz. Bu kitaplar çok önemli olacak. Bu da böyle bir hayal kırıklığı var. Ha, cidden mi? Bu da mı böyle diyor. Ve burada bir düşman geliyor ve bu düşmanı aslında biz görmüştük. Bunu 20-30 bin kez izlediğimiz arkadaşlar. Bunu fark edebiliyoruz. İçeri giriyoruz ya. İçeri girer girmez şuraya sola bakın. Bu videoyu 20 kez izleyince bunu fark edebildim arkadaşlar. Bakın. Bak şurada bir kafa göreceksiniz. İyi bakın. Şurada kenarda saklanıyor şakal. Bak. Orada kaçtı içeri, gördünüz mü? Tek yaptı, kaçtı böyle. Abi ya çok konuşasım vardı, bu video 7'ye de yetişmeyecek ya. Neyse. Ve maalesef o Autobot kollarını tekrar burada kullanan, TV ışını kullanan ve bakın ilk kez burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer kırmızı ışına maruz kalırsanız nasıl bir şey yaşadığınızı görüyoruz. Ve bakın burada etrafta şu yazıyor. End yourself. Kendi sonunu getir. 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 Deliriyor böyle. Bu ışını yaptığı zaman, yani bir konuşma gibi düşünün. Kafanızda sürekli şöyle şeyler oluyor. Kendini öldür. Kendini öldür. Kendini öldür. O yüzden kırmızı ışını gördüğü an alfa kameraman, pompalı kameraman kendini öldür. 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 Kendini öldürmeye çalışıyor ve Speakerman bundan etkilenmiyor çünkü o da kırmızı. Bakın bunları da ileride anlayacağız. Acaba Speakermanler de mi bilim adamı? Hala delireceğim, dur bekle. Kırmızı ışıklı çünkü bir de gözü yok. O yüzden de etkilenmiyor tabii ki çünkü kulaklığı da var. Speakerman bundan etkilenmediği için kameramanlar bundan etkileniyor. Kendi kafalarını kopartmaya çalışıyorlar. Kurtul 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 diyor. Son anda lensini takıyor. Maalesef bir kameraman daha cortladı. Sonunda onu durdurabildik. Skibidi markalı en büyük, en kanlı bölümlerden birisiydi bu. Fakat burada bakın biz o kadar şey yaparken gördüğümüz gibi en başta ilk onunla başladı fatality. Ajan Toilet. Ajan kameraman. Duff'un ajanı. Böyle bir sümük gibi kenara atıldı. Abi çok kötü ya. Maalesef ve şurada bir şey var. Çok okunaklı değil bakın. Burada bir yazı var sanki. Duff'uk burada tekrar. Burada bir alarm gibi bir şey var bakın. Burada Duff'uk bize bir mesaj gönderiyor gibi. Ve bu kapıları açan, anahtar olan ense köküne vurmuşlar kişi. Kafası kopmamış en azından. Ölmemiş olabilir belki. Duff'uk gelip belki de onu kurtarabilir. Çünkü Duff'uk dışlanabiliyor bildiğiniz üzere. Çünkü tek adam o. Kameramanların içindeki tek ajan oydu. Sıfırdan kendi ajan yapmak istemeyebilir. Derken Speakerman oradaki silahlardan birisini aldı. Ve burada Speaker Woman'ın, Speakerman'in ve bakın buraya baktığınızda Speakerman'in kulakları cortlamıştı burada. Yani kulaklıkları bayağı bir zarar gördü. O yüzden tekrar burada kendilerini upgrade'liyorlar. Aslında bunlar zaten kendi şeyleriydi. Ve burada bir roket alınıyor. Ve bakın bu da çok garip ya. Yani bu bir savaştan mı elde edildi? Çünkü burada kameraman Aliens'ların bir ikonu var. Aliens'ların içinde bir hain mi var gerçekten? Nasıl bu kadar temiz bir şekilde bu buraya geldi? Bir savaşta elde edilse belki birazcık hasarlı olması gerekiyordu. Bu çok garip. Ama artık daha fazla konuşup uzatmak istemiyorum videoya. Yetiştiremeyeceğim. Cidden belki ikinci bir video olabilir, bilmiyorum. Ve sonunda burada bir savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar bakın orada büyük bir kapı daha vardı. Ve bakın burada da bir şöyle okuyabilirsek yeni daha da ileri, daha da derinlere gidiyoruz.
Video 43 dakika olmuş. Manyak bir bölümdü, çıldırazım. Bu bölümde çok şey öğrendik ya. Ya bilim adamı Skibidi Adafuk gerçekten kanka gibi gözüküyor. Bilim adamı Skibidi acaba oranın patronu muydu? Yoksa o teknolojiyi ilk kuran kişi miydi? Mail 09 yani müdürle ne alakası vardı? İlerleyen zamanlarda bunun cevabını çok fazla arayacağız. Şimdi videoyu bitirmek istiyorum çünkü yetişmeyecek 45 dakika oldu. Montajcam bunu şu an arkadaşlar saat 17.40. Düşünün bak. Bu videoyu 7'ye yetiştirmeye çalışacağım. Niye o kadar geç çektin derseniz, çok geç uyandım. Özür dilerim, benim mallığım. Biraz bu aralar çok böyle bilmiyorum, dağınık takılıyorum. Uyku düzeni falan bozuk. Neyse, inşallah bir sonraki Skibidi Toy videolarında gene anlık videolar gelecek. Fakat bunun ikincisini çekebilirim. Siz de yorumlarınızı yazın. O kadar çok teori vardı ki. Videonun içinde aslında çok fazla teori de söyledim. Kendi teorilerim de vardı bunun içinde. Fakat gene TV Man teorimiz tutmuş ve bu mükemmel bir şey değil mi ya? Pompalı kameramandan sonra çok büyük bir teori tutturmuşuz bence. Bu gerçekten tamamen kendi teorimdi. Sizin yorumlardan da görmüştüm. Güzeldi. Ay. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendi teorilerinizi yazmasını unutmayın. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.